İpsala üretilen, Meriç'te üretilen, Uzunköprü'de üretilen pirinç ithal pirinçle karıştırılıyor. İthal pirinç 3 lira, yerli pirinç 4 lira atıyorum. İkisini karıştırdıkları zaman fahiş fiyatla satıyorlar. CHP İdirne İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP İdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ithal ve yerli pirincin karıştırılarak satıldığını iddia etti. Hasat döneminde tonu 4500 liradan satılan çeltik fiyatının 3500 liralara düştüğünü ifade eden Gaytancıoğlu, çeltik fiyatının düşmesine rağmen markette satılan pirinç fiyatının yükseldiğini söyledi. İdirne ve Türkiye ciddi anlamda kan kaybediyor. Özellikle İpsala ilçemizde bir feryat hissediliyor şu anda. Türkiye pirincinin %60'ını biliyorsunuz Edirne karşılıyor. Ve en kaliteli pirinci de Ergene Havzası'ndan elde ediyoruz. Çeltik üreticileri çok perişanlar. Düşünün, çok kaliteli bir ürününüz var. Ürününüz hasat zamanı, ki genelde fiyatlar düşük olur. Hasat zamanı çok yüksek. Üretici belki borçlarımı öderim, çeviririm, biraz piyasalar oluşsun diye birkaç hafta bekliyor. Fakat birkaç hafta sonra hükümet bir karar alıyor, ithalat kararı. Ya elindeki ürün satılmadan üretici alın terini dökmüş, borcunu ödeyecek, ürünü kurutacak önce. Islak çıkıyor, ürünü kurutacak, kurutma makinesiyle anlaşmış veya parası olmayan doğal yollarla kurutmaya sermiş. 4500 liraya çıkmış çeltik. Luna çeltik. Şu anda 3500 liraya satamıyor. Yani 100 dekar arazisi olsa 100 bin lira zarar. Ciddi bir zarar. Kardan zarar demiyorum. Bu kar değil çünkü masraflar var. Dekara masrafla gübredir, ilaçtır, tohumdur, tarla kirasıdır. Bunları koyduğunuzda zaten kafa kafaya üretici bir o fiyatların oturmasını bekliyor. Çünkü toprak konsorsiyumu fiyat açıklayacak. Tarım kredi kooperatifleri bir piyasaya girmek istiyor. Türk Şeker bir alıcı oldu. Ve ithal edilen ürünler, belki görmüşsünüzdür, toprak konsorsiyumu tarafından paketleniyor. Uruguay ürünü. Yani yerli üreticimiz orada kan alıyor, ithalat yapılıyor. Edirne'nin bana sorarsanız ilk gündem maddelerinden bir tanesi İpsala, Meriç, Uzunköprü'deki hatta Edirne'nin Karakasım, Dayakal'ın, Elçili, Doyran köylerindeki, Büyükbütatlar köylerindeki üreticinin, çeltik üreticisinin feryadı. 4500 liraya satmadığı ürünü 3500 liraya satamaması. İşin tuhaf kısmı İstanbul'da bir tüketici markete gittiğinde Trakya pirinci almak istiyor. Aldığı pirincin içerisine yabancı ithal pirinçler karıştırılıyor. Yani artık bu nerede oluyor onları ben biliyorum da kanıt olmadığı için elimizde. Yani İpsala'da üretilen, Meriç'te üretilen, Uzunköprü'de üretilen Osmancık'la, Luna'yla, işte Baldo'yla, Kamyo'yla hepsi pirinç ithal pirinçle karıştırılıyor. İthal pirinç 3 lira. Yerli pirinç 4 lira atıyorum. İkisini karıştırdıkları zaman fahiş fiyatla satıyorlar. Yine bizim alın terimiz gidiyor.